Ginde o. Ne İçişleri Bakanı Beşir Atalay böyle bir şey yoktur veya bu kavuşturulacaktır demedi. Yüksekova böyle diyor. Zaten Hakikaten izninizle şu buyurun, bitirip şey... Yüksekova konusu bitmeden şunu eklemek Buyurun. istiyorum. Çok taze bilgi, dün ortaya çıkmış, basınla paylaşılmış bir bilgi olduğu için. Az önce program başında söylemiştim, Demirtaş ve Geylani Hakkari'de 10 bin kişi tarafından karşılandı diye. Hatta işte Demirtaş'ın Öcalan'ın fotoğrafıyla bedeniyle burada olması istiyoruz dediği konuşmada, Hakkari'de üretilen makarnayı dışarıya satacağız diyor. Bunu söylerken de bugüne kadar kendi memleketlerine yatırım yapmayan bütün iş adamlarını buraya getireceğiz diyor. Hakkari üretim alanı haline getireceğiz. Böylece Hakkari'de üretilen makarnayı dışarıya satacağız. Berçelen Yaylası'nın turizmi açacağız. Hakkari Kalesi'ni halkımıza kazanacağız. Bunların hepsini demokratik özellikle yapacağız. Buradaki kaderi değiştirmek bununla olacak. Biz Hakkari'nin kaderini değiştirdikçe buraya barış gelecek. Ve 12 Haziran'dan sonra AK Parti'nin tabelası dahi bu topraklarda kalmayacak. Evet. Şimdi Yani aynı değil. Hakkari'de zaten Hakkari, sözlerinizi Şemdinli, Yüksekova aynı şekilde böyle. Şimdi hakikaten inceledim. 2010 Temmuz ayında Dersim orada bir eyaleti uzman diyor en çavuşu dostu. saat 7.30'da Haklı demek ki. ensesine kurşun sıkılaraktan hakikaten öldürülmüş. Şimdi böyle bir hükümetten, böyle bir demokratikleşmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Aynı şekilde geçenlerde dedim Mart başında bir polis orada linç edecekti. Mahkumiyet tespit edilmiş, mahkum olmuş birini, zanlı da değil yani mahkum olmuş birini evinden alıyorlar veya kaldığı yerden dört polis onun bir bağırmasıyla birdenbire halk üzerine çöküyor ve bir kişi linç edilip diğer üç kişi canını zor kurtarıyor. Bir kurtarılmış bölge. Geçenlerde gene iki uzman çavuş oldu, bir tanesi gene şehit oldu. Şimdi biz böyle bir yerden bahsediyoruz. Aynı başbakan gömlek dedi ya biraz önce. Kaç senedir devam ediyor? Aynı başbakan dedi ki, Yani bu dönem aynı değil mi? başbakan, efendim 2002'nin sonundan itibaren diyorum, size geldiği zaman siz de söylersiniz Sayın Orakoğlu. Şimdi aynı başbakan diyor ki diğer partiler için Sivas'ın ötesine gidemeyenler diyor. Bu nasıl düşüncedir ya? Bir başbakan o zaman sen bu ülkede asayişi temin edememişsin. Sen bu ülkeye demokratikleşme diyorsun. Eğer demokratikleşme bazı yerlerin kurtarılmış bölge olması demekse veya sen gittiğinde oraya büyük kuvvetlerle gidiyorsan bunun adına demokratikleşme diyemezsin. Şimdi bundan bahsediyoruz. Evet, şimdi birazcık da Mahmut Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü siz az önce de ekranları başına yine geçeceğine için hatırladım. Az önce de belirttiniz. Bilerek ya da 9 Ocak 2011'de seçimden sonra korkunç şeyler olacak demiştiniz. Aysel Tuğlu'nun daha yeni kötü şeyler olacak lafını hatırlatalım. Hem ne öngörüyorsunuz diye sormak istiyorum. Hem de çarşamba günü Öcalan'la ne konuşacaksınız? Gündeminizde ne var? Canım ben bir iki parantez açalım izninizle. Daha çıkmak cazip hale getirildi dedi Sayın Orakoğlu. Getirmek isteniyor yani getirmek örnek istedim. Evet, getirilemedi Diyelim. Ben Orakoğlu'nu dinleyince yaşım 59, 60'lı merdiven dayadım. Dehşete kapıldım. Sözcüğü az. Sayın Orakoğlu'nun ben öğrenim durumunu bilmiyorum. İşte herhalde 45 yaşlarında bir insan. Ben kendi hesabıma, kendimi sadece bugünden ya da önümüzdeki yaşarsam eğer 10 yıldan, 15 yıldan sorumlu görmüyorum. Ben kendimi 100 yıl sonrasından sorumlu görüyorum. Kendimi 200 yıl sonrasından Benim yaşım sorumlu görüyorum. 59, evet. Amerikan Ve muhalefeti sadece bu haklı. Kürt halkına karşı sorumlu görmüyorum kendimi. Ezilen Türk halkına karşı da sorumlu görüyorum. Ezilen Çerkezlere, Lazlara, Araplara, Ermenilere, onlara da ezilen karışmayın. Afrikalılara, bütün dünya ezilenlerine karşı kendimi 100 yıl sonrasında, 200 yıl sonrasında sorumlu Sosyalist görüyorum. internasyonel gideceğim Ama zaten. Bülent Orakoğlu, tabi parantez açayım ben katılımcılara Ebru Hanım'dan öğrenince programa katılacak olanlara Celalettin ben ismiyle karşılaşınca ürperdim ve Google'dan hemen girdim. Eyvah dedim bir gerilim yaşanacak. Orakoğlu ile ilgili herhangi bir şey araştırma yapmama gerek kalmadı. Ben herhalde Orakoğlu ile aynı şeyleri düşüneceğiz. Hatta Celalettin Bey gelince Celalettin Bey dedim biz programda kavga ederiz ama hoş geldiniz falan dedim. Şimdi Mahmut Bey bizde kavga yoktu. Ha şimdi anlaştınız anlaşma yani öyle. Yani. Ha anlaşma değil. Şimdi ben sizi dinleyince Hayır, benim için de of anlayamadım. dedim, of bu gençlerin hayatı ne olacak dedim. Hangisi için söylediğiniz onu düşündünüz? Ya Hangi daha şey? çıkmak cazip hale getirmek isteniyor deniyor. Demek ki hiç bilginiz yok. Allah rızası için gelin ya. Gelin Digor'un başka köyüne gelin.
Yani herkes çıkmak gelin, istiyor. Hayır, gelin, oraya? Gelin. Orada daha çıkan herhalde 50'nin üzerinde insan var. Sen onu, herkes bir dakika, çıkmak istiyor yani. Hayır yani. Siz konuşunca ben sizi dinledim. Ama ben sizin aileyle konuşmadım. Bir saniye, bir saniye. Şimdi aileler acından ölüyor orada. O dağa çıkan gençlerin aileleri açlıkla pençeleşiyor. Digor'un Gülheyran köyünden, ismini şu anda hatırlamıyorum. Gencecik bir kadın, oğlu da şimdi hapiste. Günlük ekmeğini bulamıyor, oğlu belediyede falan çalışmıyor. Gelin Allah rızası için gelin Kars'a, yüzlerce insan daha çıkmış. Onlardan bir teki ama bir teki belediyede şey olmamış, çalışmıyor ve hepsi yoksullukla pençeleşiyor. Gerçeklerle yüzleşelim diyorsunuz. Evet, gelin yüzleşelim gerçeklerle. Tarihle yüzleşelim. Gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya koyalım. Ben siz şahsınıza hiç konuşmamıştım, şimdi konuşuyorum. Bir saniye, konuşun tabii ki. Evet. Şimdi, ha Özal federasyonlar yanaydı demedim. Eğer o şekilde bir beyanda bulunsam ya da Erdal İnönü, Bağımsız Kürdistan'dan yanaydı demedim. İnsanlar düşünceler ortaya koyabilirler demek istedim. Eylemsizliği sürmesi bence bir hükümete bağlıdır. Bir de sivil siyasetten radikal bir çıkış yapmasına bağlıdır. Seçim öncesi PKK'nın ortamı gerdiğine ilişkin düşünceye katılmıyorum. Bence PKK seçimi sükunet içinde geçmesini ister, arzular. Bunu birçok beyanlarında açıklamalarında şey yapıyoruz. Bir de çatışmalarda hayatlarını kaybeden askerlerden ve polislerden söz ediyor. Ne olur bir de gerillalardan, onların ailelerinden söz edilse, bir de... Valla ben bütün annelerin anneleri... Evet, o güzeldi. Evet, siz o güzeldi. Gelin gelin rafı itiraz edin. Şimdi birleştirelim. Araya şey yapmayın, köprü kurmayın. Bir cerahatim böyle farklı düşünün. Valla anne annedir. Bak, anne annedir, evet. Annesi de annedir. Keşke insanların yaşamı konusunda, keşke demokrasi konusunda... Özgürlükler konusunda, kardeşlik konusunda, keşke bütün dünya halklarının kardeşliği konusunda, ezilenlerin kardeşliği konusunda Celalettin Bey'le ortaklaşabilseydik ama ne yazık ki ortaklaşamıyoruz. Keşke ortaklaşabilsek. Bu benim yüksek arzumdur. Gerilla denince birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Gerilla bir rütbe değildir. Sözlüğe bakarım lütfen. Yani ben işte Kürt'üm ama bak Türkçeyi kullanabiliyorum az çok. Ama gerilla ne demek olduğunda Türkçenin sözlüğünden biliyorum. Gerilla bir rütbe değil, bir sıfattır. Hatta gerilla dediğim için gittim hapishaneye yattım ben. Kars'ta hapishaneye yattım. Yani polis demek, memur demek nasıl bir sıfatsa gerilla da bir sıfatla bir rütbe değil. Gerillanın sözcük anlamı şudur, düzenli orduya karşı çarpışmak üzere oluşturulan düzensiz gruplardır, silahlı gruplardır. Yani bu bir rütbe değil. Şimdi... Kürtlerin sayısıyla ilgili Yavuz Bey dedi ki işte sadece Kürtler değil Çerkezler de bilmiyor Lazer'de. Evet onlar da bilmiyor. Sadece Kürtlerden söylediği için Celalettin Bey ben Kürtlerin sayısını bilmiyorum demiştim. Oysa ki 17 Nisan'da Çerkesler ben şimdiye kadar Z ile bitiyor sanıyordum. Çerkesler miting yapacakları zaman Kadıköy'de açıklama yaptım. Yarın hepimiz Çerkeziz. Evet. Yarın kim eziliyorsa ya da bugün kim eziliyorsa, Laz eziliyorsa, Azeri eziliyorsa, Terekem eziliyorsa, Arap eziliyorsa, Çerkez eziliyorsa... Kürt de eziliyor, onu da konuşuyoruz. Biz Çerkeziz, biz Laz'ız, biz Azeri'yiz, biz Terekem'eyiz, biz Kürt'üz, biz Türk'üz. Kim eziliyorsa? Ha ezen, altın çiziyorum Ece Hanım, ezen kim olursa olsun, ister Kürt, ister Türk. Hayır, sonuna kadar ona karşıyım. Sömüren kimse... Bu halkı yoksullaştıran bu ülkenin gerek Kürdistan'ın gerek Türkiye'nin yer altı verilir size gitmemiş. Kürt olsun, Kürt olsun, kim olursa olsun. Aman sıcak karşılıyorsun. Ama yine soruma yanıt alamadım. İki soru sormuştum. Bir tanesi öngörüleriniz artık doğru çıkıyor. Çünkü seçimden sonra çok kötü şeyler olacak, korkunç şeyler olacak demişken şimdi işte Aysel Tuğlu'nun daha yeni siz Ocak'ta bunu söylediniz. Kötü şeyler olacak lafına. Ne öngörüyorsunuz? Bir kere öngörünüzü çok merak ediyorum. Şu konjonktürde seçim öncesi nasıl bir ortam öngörüyorsunuz? Ece Hanım, keşke beyin gözüm kör olsaydı. Keşke duygularım taşlaşsaydı, görmeseydi. Bırak gördüğünü söyle. Hissetmeseydim. Ama ne yazık ki görüyorum. Lanet olsun görüyorum işte. Görüyorum ki 12 Haziran'dan sonra
korkunç bir savaş patlak verecek. Çünkü devlet ve hükümet bu meseleyi çözmek istemiyor. Daha önce pek çok televizyon programında dile getirdim. Pek çok nedenle değerli zamanınızı aldım. Peki kim kaybeder savaşta? Pek çok bir soru çözmek istemiyor. Bu nedenle PKK 15 Nisan diyor Öcalan. Ben seçimden sonra demiştim. 15 Nisan'dan sonra bu gidişatla, bakın bu gidişatla diyorum ki böyle gidecek, öyle görünüyor. Bu gidişatla eylemsizliği bitirecek. Ve eylemsizlik bitince ne yazık ki, ne acıdır ki yine bizim çocuklarımızın, bizim gençlerimiz her iki taraftan tabutları gelmeye başlayacak. Yani bunu bilmek için büyük bir siyaset bilimcisi olmak gerekiyor. Peki siz çarşamba günü Öcalan'la hangi gündemle karşısına çıkacaksınız? Ayrıca da söylediğim gibi Öcalan'ın demokratik çözüme katkıda bulunmasını, destek olmasını isteyeceğim. Daha sonra İmralı'dan döndükten sonra başta DTP olmak üzere demokrasiden ve özgürlükten yana olan, bu kanın durmasından yana olan bütün çevrelerle görüşüp sizin de az önce belirttiğiniz gibi programın başında bir demokratik çözüm konferansının düzenlenmesini sağlamaya çalışacağız. Ve bu demokratik çözüm konferansında bir çözüm paketi oluşturacağız. Hem teorik hem de pratik. Bu arada da başbakana bir çözüm önerisi götüreceğiz. Ben başbakanın bu çözüm önerisini kabul edeceğini sanmıyorum. Bu nedenle o çözüm paketinin hem teorik yanıyla hem de pratik argümanlarıyla hayata geçirilmesi konusunda önümüze 6 aylık bir süre koyacağız. 6 ay içerisinde ben iddiayla söylüyorum, AKP istifa etmek zorunda bıraktırılır. Bıraktırılabilir demiyorum, bıraktırılır. Tam yöldeyi götürecek yani. Ama bu konuda sivil siyaset eğer bize destek verirse. Darbe mi olacak? Biz tabii bunu yaparken en başta da Türk halkına ulaşmaya çalışacağız. Çünkü bu sorun Türk halkının da ayağında bir pranga. Peki, devam. İkinci sorunuz var mıydı yoksa? Hayır, Öcalan'la gündeminizde ne var? Ne konuşacaksın çarşamba? Evet. Söylediniz zaten. Evet. Ama sonraki turda zaten başka sorularım da olacak size. Peki. Emre Bey, şimdi Kastamonu saldırısını bir biçimde öngörebilmiştiniz. Hem gelen istihbaratlardan hem analiz yeteneğinizle. Bundan sonrası için mevcut bilgileri de az önce paylaşmışken. Yetenekli siz ne öngörüyorsunuz bu süreçte? Seçime çok az bir vakit kaldı ama. Ben bunu burada bir Mahmut Bey'in bir analizine katılmıyorum. Seçim öncesi PKK gerilim çıkarmıyor diyor. Ben bu konuda Mahmut Bey'le aynı görüşte değilim. Yani buraya PKK demeyelim de daha geniş çerçevede KCK ya da DTK'nın daha en üst çatı olarak DTK'nın altındaki yapı içerisinde özellikle Güneydoğu'da çatışma demeyelim, bunun adına gerilim diyelim. Gerilim kaçınılmaz bir siyaset aracıdır ve siyaset metodolojisidir. Dolayısıyla bu sadece bu seçim için değil, 2004 yılında PKK yeniden 1 Haziran itibariyle 2004-1 Haziran'da yeniden terörü başlatmasından sonra her seçimin öncesinde Güneydoğu'da bir gerilim çıkmıştır. Bunun pratik sonuçları da vardır. İster seçim BDP çevresinden olsun, isterse de hükümet ya da asker çevresinden olsun, nasıl gerilirse gerilsin, doğrudan BDP'ye yarıyor. Bunun için elimizdeki en net veri 2007 seçimleri. 2007 seçimlerinde biliyorsunuz özellikle 367 kararı ve 27 Nisan muhtırası, e-muhtırası ile birlikte AK Parti'nin müthiş şekilde yelkeni rüzgarla dolmuş, özellikle de Güneydoğu'da %60'a varan oranda oylar almıştı. Bahçeli 2007 seçiminde devlet o zaman Demokratik Toplum Partisi Güneydoğu'da oyları düşmüştü. İki yer istisnaydı. Bu iki yerden birisi Şırnak'ta, birisi İstanbul'da. Şırnak ve İstanbul'da oylarını artırdı DTP. Çünkü Şırnak'ta operasyonlar vardı ve dağda PKK'lılar öldürülüyordu ve PKK'lı cenazeleri üzerinden müthiş bir şekilde gerilim vardı. İstanbul'da da özellikle 2006'nın sonundan başlayıp 2007 seçimlerine kadar hatırlayacaksınız Kapkaç olayları vardı ve Kapkaç olayları bir şekliyle anti-Kürtçülüğe dönüşmüştü ve İstanbul'daki bu gerilimden dolayı iki yerde seçim analizlerine, sonuçlarına bakacak olursanız rakamsal olarak da oransal olarak da Kürt siyasi hareketinin oyları yükseldi. Ne zamanki Kürt siyasi hareketi gerilimi
yükseltiyor. Bu gerilimin içinde illa şiddet olması gerekmiyor ya da şiddetin dozu da önemli burada kuşkusuz. Ama gerilimin arttığı her ortamda Kürt siyasi hareketi oy kazandı. Buna bir ekleme daha yapayım. Hatırlarsanız yerel seçimlerde Diyarbakır çok gerilimli bir il olarak çıkmıştı. Başbakan Diyarbakır'ı alacağız diye bir açıklama yapmıştı. Tarihsiz bir açıklamaydı. Bunun karşılığında da Osman Baydemir Diyarbakır kalemizdir açıklamasını yapmıştı ve bunun üzerinden Diyarbakır kimin kalesi, nasıl kale gibi bir anlamsız saçma bir sembol vardı. Şimdi bunları şunun için anlatıyorum. Burada ortak bir siyasal akıl olarak seçimler öncesinde gerilim olduğundan dolayı seçimlere zaten biz Güneydoğu'da Kürt ekseni üzerinden gerilimli gideceğiz. Ve seçimler öncesinde gerilim devam edecek ve bana göre had safhaya çıkacak. Burada BDP'nin de ve özellikle Güneydoğu'da 3 il sayayım. Sanırım Şırnak, çok emin değilim, bir de Van. Buralarda operasyonlar ikinci ordu komutanlığının istediği direktiflerin ötesinde bir anlamlar yüklenilerek yürütülüyor. Buralarda da operasyonlar üzerinden yani PKK'lı cenazeleri getirilecek. Buralarda bazı bana göre kendi yetkili ve sınırlarını aşarak örneğin nokta operasyonlar yapılması gerekirken yani arama tarama faaliyeti yapmayın diyorsa üst komutanlık, sadece nokta operasyon yapın diyorsa bunları dinlemeden, bu emirleri dinlemeden arama tarama faaliyeti içerisinde oluyor diye kulağıma bazı şeyler geliyor. Dolayısıyla endişeliyim ve buralara ilişkin özellikle seçime gidilirken Karadeniz'de PKK, o dediğim kontrolsüz PKK gruplarının hareketleri, eylemleri, buralarda da arama tarama metoduyla yapılan operasyonlar gerilimi artıracak diye düşünüyorum. Tunceli, Şırnak, Van diyorsunuz. Karadeniz'de de yine Batı Karadeniz mi? Yine Karadeniz'de değişik şeyler var. Tabii Giresun'da filan da bir takım aktiviteler var ama Karadeniz'de şöyle bir durum var. PKK'lar Karadeniz'de yerleşik olmadığı için PKK Karadeniz'e gidip orada geçici bir üstlenmeyle üstleniyorlar. Eylem yapıp geri dönüyorlar. Dolayısıyla son Kastamonu olayından sonra PKK'ya karşı yürütülen operasyon ya da arama tarama faaliyeti, Karadeniz için konuşuyorum, ne kadar etkin onu bilemiyorum. Eğer onlar etkinse PKK'lar geri çekilmiş olabilirler. Ondan emin değilim. Ama PKK'nın içerisindeki o kanat, ki bana göre PKK'nın içerisindeki o kanat ile derin devletin arasında bir ilişki vardır. Ve bu ilişkiyi de anlamak için çok böyle uzay bilimci falan olmaya gerek yoktur. Türkiye'de ve dünyada terörle devlet arasındaki ilişkiyi az bir şey biliyorsanız, hele de PKK gibi 30 yıllık bir örgüt içinde varsa devletin adamlarının onun içerisinde olmaması imkansız. İsterseniz vaktimiz varsa çok kısaca onu da anlatabilirim. Bir reklam arasına gidelim, devam edelim. Tabii. Kısa bir reklam arası.